Bildiğiniz gibi 5 Kasım'da preklinik çalışmasını bitirdiğimiz, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirdiğimiz aşının klinik çalışmalarına, yani faz 1 çalışmalarına başlamıştık. 5 Kasım itibariyle de ilk dozlamayı yapmıştık gönüllülerimize. Şu süreçte 44 gönüllümüzün hepsi ilk dozlaması, ilk aşı adayımızın dozlaması yapılmış oldu. Çok şükür hiçbir yan etki görülmedi. Birkaç hastamızda normal grip aşısında da olabilecek hafif kızarıklık, hafif şeyde enjeksiyon yerinde ağır oldu ama her türlü aşıda olan ağrılar bunlar. Yani hiçbir yan etkisinin olmaması aşımızın güvenilir olduğunu gösterdi. Bu da faz 1 için çok önemli. Faz 1'in önemli ayağı güvenlik ayağıydı. En azından ilk dozlamamızda böyle bir sonucu çıkması bizi çok sevindirdi. Perşembe itibariyle de ikinci doz aşımız, biliyorsunuz 3 hafta sonra bir dozlama daha yapılıyor. Perşembe itibariyle ikinci dozlamasına geçeceğiz. İnşallah 15 Aralık itibariyle de faz 1'i bitmeyi düşünüyoruz. Peki toplamda hocam ikinci dozlamada kaç kişi? Yine aynı hastalar, gönüllülere yapılacak. 44 gönüllümüze biliyorsunuz birinci dozlama, bir de 3 hafta sonra ikinci dozlama şeklinde bir planlama var prosedür gereği. Aynı gönüllülere ikinci dozlama yapılacak. İkinci dozlama sonrasında da inşallah 15 Aralık'ta bitecek ve yine aynı sonuçlar, bu şekilde güzel sonuçlar çıkacağını ümit ediyoruz. Sonrasında inşallah faz 2'ye geçmeyi en kısa zamanda düşünüyoruz. Tabii çok güzel duygular bunlar. Gerçekten özellikle stratejik alanlarda milli ve yerli ürünlerimizin olması çok önemli. Silah sanayinde, aşı ilaç sanayinde. Burada Erciyes Üniversitesi'nin bir altyapısı vardı. Özellikle kaliteli ve kapasiteli öğretim üyeleri, araştırmacılarımız vardı. Bunu çok iyi değerlendirdik. Daha önce bildiğiniz gibi Kırım-Kongo kanamalı ateşini de ilk fazını Erciyes Üniversitemizde yapmıştık. Yani bu 3 Mart'ta itibariyle olan bir durum değil. Bizim altyapımızın olması bu konuda başarılmamızı getirdi. Gerçekten çok mutluyuz. Milletimiz adına, vatanımız adına çok mutluyuz. İnşallah tabii bu daha faz 1, faz 2, faz 3'ler var. Faz 1'de başarılı olursak, faz 2'de başarılı geçerse inşallah faz 3 ayağından sonra da yerli aşımız inşallah vatandaşlarımıza buluşur diye ümit ediyoruz. Peki hocam bu faz 3 çalışmaları ne zaman yapılmayı planlanıyor? Şöyle, şimdi tam tarih vermek çok zor oluyor. Biliyorsun mesela biz faz 1 ve faz 2, yani Şubat ayında inşallah faz 2'yi de bitiririz diye ümit ediyoruz. Şubat ayı itibariyle de faz 3'e geçer diye ümit ediyoruz. Yani ümitimiz bu şekilde. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Peki hocam bu aşı ekibinden de biraz bilgi verebilir misiniz? Hani bu kaç kişilik ekip? Şimdi şöyle, biliyorsunuz bizim aşı araştırma ve uygulama merkezimiz var. Aşımız burada geliştirildi. Bu aşımızla birlikte aslında iki tane aşı geliştiriliyor şu anda COVID-19. Birincisi bu şu anda klinik aşamaya geçtiğimiz aşı. Diğer bir aşımız da rekombinant aşı, da şu anda preklinik çalışmalar hala devam ediyor. Bir de bizim iyi klinik uygulama araştırma merkezimiz var. Yani Erciyes Üniversitemizin şu şansı oldu. Hem aşı araştırma merkezimiz çok kaliteli, hem fazla çalışmalar yapılacak iyi klinik uygulama araştırma merkezimiz çok kaliteli. Burada 1300'ü geçkin çalışma yapıldı, faz çalışması. Dolayısıyla gerçekten dünya çapında denetlenen bir merkezimiz, iyi klinik uygulama araştırma merkezimizde, yani fazların yapıldığı merkezimizde. Hem aşı araştırma merkezimizin kaliteli ve kapasiteli olması, hem iyi klinik uygulama merkezimizin bu şekilde olması tabii bizi ön plana çıkardı. Çok şükür. İnşallah başarılı oluruz diye ümit ediyoruz. Yani başarılı olacağımıza inanıyoruz inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.